Temmuz'da başladı. Öğrencileri ve velileri de tercih heyecanı sardı. Önder Vakfı Genel Başkanı Halit Bekiroğlu da tercih sürecinde İmam Hatip liselerinin önemine dikkat çekti. Önündeki engellerin kaldırılmasıyla İmam Hatip liselerine ilgi her geçen gün artıyor. Hem akademik başarı elde etmek isteyen hem de dini ve ahlaki eğitim almak isteyen öğrenciler İmam Hatip liselerini tercih ediyor. Milletimizin okulları bu ülkenin herhangi bir okulu gibi okullarımız. Dolayısıyla İmam Hatipler diğer okullarımızdan farklı değil. Bu okullarımızda diğer okullarımıza nazaran daha yoğun bir şekilde milli, manevi değerlerimize vurgular yapılıyor. Bununla ilgili müfredatımız buna daha müsait. Özellikle din eğitimiyle alakalı olarak gençlerimizin kendi dini değerlerine sahip çıkabilmeleri açısından bu okulları tercih etmelerini biz avantajlı görüyoruz. İmam Hatip liseleri 28 Şubat sürecinde büyük darbe aldı. Ancak 15 yıllık kesintiye rağmen yeniden ilgi odağı haline geldi. Sayımız şu anda İmam Hatip öğrencilerimizin sayısı 1 milyon civarında. Bu bir defa halkımızın, milletimizin İmam Hatiplere ne kadar ilgi duyduğunun açık göstergesi. Bu yönelmenin tek sebebi din eğitimi, ahlaki eğitim, o temel değerlerimiz değil aslında. Hani bununla birlikte İmam Hatiplerde artık çok ciddi bir farklılık var, güzel bir eğitim modeli var. Mesela bazı İmam Hatiplerimiz artık İngilizce ve Arapça hazırlık sınıfları koydular. Önder Vakfı, İmam Hatip liselerini tercih eden öğrencilere çeşitli imkanlar sunuyor. Özellikle belli puan üzerindeki gençlerimize burs yardımı yapıyoruz. Sadece Önder Derneğimiz olarak değil, Önder bir çatı derneği, çatı kuruluşu. Önder'e bağlı yaklaşık Türkiye genelinde 400 civarında derneğimizle birlikte TEOG sınavına giren öğrencilerimizi İmam Hatiplere davet ediyoruz. Geleceğe dair en büyük adımı atacak olan öğrencilerin tercih dönemini iyi değerlendirmesi gerekiyor. Ön yargılı davranmasınlar. Hani İmam Hatipler dönem dönem siyasetle ilgili tartışmalarda gündem oluyor. Bu ön yargıları bir tarafa bırakarak gidip yerinde okullarımızı görsünler. Tercihler 16 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.